Şimdi iç siyasete geçelim. Muhalefetten iktidara terörle mücadeleyi istismar eleştirisi. Şehit edilen 3 yaşında, 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. Rezalet. Şehit yavrumuzun naaşı üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmak çok açık vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele üzerinden verdiği seçim mesajı muhalefeti öfkelendirdi. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza dirsek dirseğe dolaşanlara 2023 bir ders yılı olacaktır. Milletimiz o için İmralı'dan mektup dilenenin kim olduğunu, devletin televizyonda terörist başının kardeşini kimin çıkardığını unutmadı. Bunları yapanın siyasi omurgası lades kemiğinden farksızdır. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kan dilde dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. AK Parti'nin anayasa değişikliği için görüşüp destek istediği HDP'yi de yine çok sert sözlerle hedef aldı Cumhurbaşkanı. Irak ve Suriye yönelik hava harekatında 326 teröristin etkisi hale getirildiği açıklanırken Erdoğan kara harekatına ilişkinde cümleler kurdu. Ortalığı yıkanlar sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bekleyemez. Bize kimse ders veremez. Kimsenin icazetini arama gereği duymadan kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. Cumhurbaşkanı isim vermeden yine Amerika'ya hedef aldı. Bir yanda kara harekatı söylemleri, diğer yanda Esad'la görüşme tartışması. Buradaki mesele neden ilişki kuruma tevessül ediyorsun konusu değildir ilişkinin hangi şartlarda, hangi düzeyde, hangi çerçevede kuruluyor olmasındadır. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargın olmaz. 2019'da ben Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştum. Türkiye adına ben gideyim, Esat'la konuşayım, linçe uğradım. Gelinen noktada şimdi Esat randevu verirse Esat'la görüşülecek. Esat yönetimiyle ilk üst düzey temas hangi şartta, nerede kurulacak belli değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan artık açık açık Esat'la görüşebileceğini söylüyor. Şam yönetimiyle yönetiminden ise bu yönde bir açıklama yok. Muhalefet ise Esat'la görüşülmesine karşı çıkmıyor ama 11 yıllık Suriye politikasının hesabı verilmeli diyor. Elbette hem Esad'la hem Avrupa Birliği ülkeleriyle hem Amerika ile hem Rusya ile Türkiye'deki sığınmacı meselesinin çözümü için birlikte davranmak gerekir. Efendim aynı zamanda o çocuğumuzun kanını yerde bırakmayalım aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım sözü çok acayip bir sözdür. Yani gerçekten gerçekten üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. Bir yandan da parlamentoya öyle veya böyle girip oturan HDP'li milletvekillerinden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen. Milletten aldığı oyların temsilcisi olamazlar diyor. E peki iki hafta önce AK Parti grubu gitti HDP'lileri ziyaret etti. iki hafta önce ne değişti? Meclise ziyaret etti. Ve ondan sonra ne dediler? E, legal bir parti falan öyle şeyler söylediler. Efendim çok acayip. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu tartışmamız lazım. Bu seçim öncesi yaşananlarla ilgili olarak. Şimdi vaktimiz yok uzun uzun tartışamayız ama. Bu bedelli askerlik meselesi vatani görev denen askerlik görevinin ortadan kalkmış olmasının demokrasiye zararları var gibi gelmeye başladı ona